Suriye'de hükümet kuvvetleri aylardır sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ekmek kuyruğunda bekleyenler bile hedef alınıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Esad hükümetine tepkisi nedir? Esad yönetimi aylardır uluslararası hukuku ihlal ediyor. Sivil hedeflere saldırarak kesinlikle savaş suçu işliyor. Ekmek almak için sırada bekleyen Suriyelilere bile ateş açacak kadar kendini kaybetmiş bir rejimle karşı karşıyayız. Bu kesinlikle bir savaş suçudur. Uluslararası hukukun kesin bir şekilde ihlalidir. İnsan Hakları İzleme Örgütü olarak Suriye'nin komşularına çağrıda bulundunuz ve sınırlarınızı mültecilere açık tutun dediniz. Türkiye, Ürdün, Irak ve Lübnan'ın mültecilere çok cömert davrandığını da söylediniz. Bu konuda örgütünüzün kaygıları neler? İnsan Hakları İzleme Örgütü olarak Suriye'ye komşu ülkelerin sınırlarını sayıları giderek artan Suriyeli mültecilere açık tutmasını istiyoruz. Türkiye, Irak, Ürdün ve Lübnan, komşuları Suriye'den kaçan 200 binden fazla mülteciye sınırlarını açmasını takdirle karşılıyoruz. Bir tek İsrail bu konuda katkıda bulunmadı. Türkiye 9 kamp açtı. Gerçi kamplara giremiyoruz ama mültecilerden koşulların çok iyi olduğuna dair bilgi alıyoruz ve bunu memnunlukla karşılıyoruz. Ancak Türkiye dahil birçok ülkede yetkililerin yaptığı yeni mülteciyi almayacakları yönündeki açıklamaları kaygıyla karşılıyoruz. Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu da bunu açıkça söyledi. Suriye yıllarca ülkelerindeki çatışmalardan kaçan Filistinli, Lübnanlı ve Iraklılara sınırlarını açtı ve ülke içinde serbestçe hareket etmelerine izin verdi. Bugün Suriyeliler de dehşet verici bir şiddetten kaçarken komşu ülkeler onlara yardım etmeli. Suriye sınırında güvenli bölge oluşturma konusuna bakarsak, daha önce de örneğin Bosna'da bu tür bir güvenli bölge oluşturuldu. Ancak bu bölgeye sığınanlar öldürüldü. Yani güvenlikleri sağlanamadı. 1991'de Irak Savaşı sırasında da böyle bir uygulama yapıldı. Ancak güvenli bölge denilen yerlerin aslında güvenli olmadığını biliyoruz. Bu yüzden de sınırların açık tutulmasını istiyoruz. Bir güvenli bölge oluşturulsa bile bunun Suriyelilerin başka ülkelere sığınmasını engellemek için kullanılmaması gerekir. Uluslararası topluluk bugüne kadar mülteci barındıran ülkelere yardım konusunda yetersiz kaldı. Amerika Birleşmiş Milletler'e 64 milyon dolar verdi. Oysa Birleşmiş Milletler Mülteciler Dairesi'ne göre en az 193 milyon dolara ihtiyaç var. Bu konu tabii bir lojistik ve para konusu. Mülteci sayısı beklenenden çok daha büyük bir hızla artıyor. Suriye'deki durum kötüleştikçe başka ülkelere sığınan Suriyelilerin sayısındaki artış da hızlanıyor. Sizin de söylediğiniz gibi şu ana kadar yapılan yardım yeterli değil. Amerika, Arap Birliği, Suudi Arabistan ve öteki bazı ülkelerde yardım sözü verdi. Bu sözlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Türkiye gibi cömert davranan ülkelerin desteklenmesi şart. Aksi halde kamplarda huzursuzluk çıktığını, yerel halkla mültecilerin sorun yaşadığını görebiliriz. En acil ihtiyaçları neler Suriye'den kaçan sivillerin? Birincisi elbette güvenli bir barınacak yer. Barınağın yanı sıra yiyecek, sağlık hizmetleri, eğitim ihtiyaçları, bütün bunlar için gerekli altyapı. Su yoluyla geçen hastalıklar var. Mülteci sayısı arttıkça sağlık tehditleri ortaya çıkıyor. Ülkelerindeki çatışmalardan kaçanların çoğunda gördüğümüz gibi Suriyeli mültecilerin çoğu da çok ciddi bir travma geçiriyor. Okullar açıldı, çocukların eğitim ihtiyaçları var. Yaz aylarında aşırı sıcak hava yüzünden zorluk yaşadılar. Şimdi kış geliyor, ihtiyaçları artacak. Unutmayın ki on binlerce mülteciden söz ediyoruz. Sığınmacıların sayısı çok hızlı artıyor. Bu da mülteciyi kabul eden ülkeler ve uluslararası toplum için en büyük zorluk. Çünkü yeterince hızlı hareket edemiyor, önlem alamıyor, yardım edemiyorlar. Ama prensip olarak bizim için mültecilerin en büyük ihtiyacı güvenlik. Komşunuzun evinde yangın çıktığını farz edin. Komşunuz evinden kaçmak zorunda çünkü kendisinin ve ailesinin hayatı tehlikede. Kendinizi bu durumdan soyutlayamazsınız. Kapınızı çaldığı zaman açmak zorundasınız. Ayrıca komşunuzda yangın çıktığı zaman siz de tehlikedesiniz demektir. Çünkü kendi eviniz de yanabilir. Bu yüzden yangını söndürmeye çalışmanız, yangından kaçanlara yardım etmeniz gerekir. Suriye'de de böyle bir durumla karşı karşıyayız. Evet, Türkiye'de, mülteciyi kabul eden diğer ülkelerde şikayetlerinde çok haklılar.
Durumlarını anlıyoruz ama kapılarına dayanan ve yangından kaçanlara yardıma devam etmeleri gerektiğinde ısrarlıyız. Sınırlarını açık tutmalarını istiyoruz. İnsan Hakları İzleme Örgütü Mülteci Programı Direktörü Bill Frelick, Suriyeli mültecilerin durumuyla ilgili kaygılarını Amerika'nın sesiyle paylaştı. Bu arada İnsan Hakları İzleme Örgütü New York'taki merkezinden bir açıklama daha yaptı ve muhalefet işkence ve infazlara son vermelidir dedi. Suriye'deki durumu yakından izleyen örgüt, silahlı muhalif gruplardan Halep, Lazkiye ve İdlib'de göz altında tuttukları kişilere işkence uygulamaktan ve yargısız infaz yapmaktan vazgeçmelerini istedi.